Benim konumda infer tansiyada histeroskopik çizme. Başlık bu şekilde geçiyor. Şimdi planı şu şekilde dizayn etmeye çalıştım. Bir mekanizmayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çeşitli sorular sorarak ilerlemek istiyorum. Ne zaman yapalım bu çizmeyi? Hangi tekniği kullanalım? Kaç defa yapalım? İlk IVF öncesi mi yapalım? Daha önce IVF yapıyoruz ve hiç transferi yok aslında, o zaman mı yapalım? Yoksa daha önce implantasyon başarısız oldu, birçok defa IVF yaptık, gebeyi elde edemedik, o zaman mı yapalım? Aslında konuşmanın temeli şu işlem üzerine kuruldu. Yani histeroskopi yapıyoruz. Bu, biz genellikle ofis histeroskopiyi tercih ediyoruz. Biz soğuk makas tercih ediyoruz. Genellikle her iki tubal osyuma kadar ulaşıyoruz. Daha sonrasında transferden bir süre önce bu işlemi yapıyoruz. Yaklaşık 7 hafta önce biz GnRH agonist regülasyon yapıyoruz. Yaptığımız işlem arkadaşlar, kabaca bu konuşmada konuşacağımız aslında şu işlem üzerine konuşuyor olacağız. Peki neden durup dururken rahim içerisine bir müdahale yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor? Yani neden içeriye bir uyarı veriyoruz? Bu normalde bizim diğer alanları, yaptığımız işlemleri düşünürsek normalde bir patoloji olmayan bir yerde normal koşullarda bir müdahale yapmıyoruz. Ama burada normal olduğunu düşündüğümüz bir endometriyel kaviteye, şu an normal bir endometriyel kaviteden bahsediyoruz, bir uyarı yapmaya çalışıyoruz. İşte burada temel amacımız aslında implantasyon. Burada acaba implantasyon aşamasında, yani gerek in vitro, gerek in vivo koşullarda gerçekleşen implantasyonda, blastocyst aşamasına gelen bir embriyonun endometriyel kavite implantasyonunu acaba nasıl sağlayabiliriz? Tabii reseptivite deyince aslında birçok faktör var. Birçok histolojik orada medyatör var. Pinopotlar çok kritik. Biyokimyasal birçok hücre adezyon molekülleri var. Birçok enzim var, stokinler var. Ve farklı aşamalarda bu reseptif faktörler rol alıyor. Gerçekten implantasyon ve reseptivite gerçekten çok hassas ve çok ilginç bir konu. Yani belki şu an oldukça uzaktan bakıyoruz ama neticede amacımız bu implantasyonu sağlamaya çalışmak. Acaba aramızda bilen var mı? İlk histeroskopik injury acaba nereden çıktı? Bu konuda hiç arkadaşlar bilgisi olan var mı? Ben böyle biraz merak ettim. Literatüre baktığımda aslında her şey 2000 yılında İsrail'den gelen şu çalışmayla başlıyor. Özellikle 2000 yılların başında endometriyel reseptivite, yani moleküler düzeyde reseptiviteyi araştırmak önem kazanıyor ve bu alanda birçok çalışma yapılmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de bu grup. Konesin 43 proteinine bakıyorlar. Aslında güzel dizayn edilmiş bir çalışma. Burada gen ekspresyonuna bakıyorlar. Yani moleküler bir çalışma. Daha sonrasında 4 aşamada endometriyel biyopsi yapıyorlar. Daha sonrasında görüyorlar ki toplam 12 hasta dahil ediliyor. 8. gün, 12. gün, 14 ve 20. gün endometriyel biyopsi yapıyorlar. Bu 12 hastanın 11'i spontan olarak gebe kalıyor daha sonrasında. IVF sonrasında. 11 hasta. Ya diyorlar ki biz tamam bir reseptivite marker araştırıyorduk orada. Ama yaptığımız işlem acaba implantasyonu mu arttırıyoruz biz? Yani bir şekilde buraya mı yardımcı oluyoruz? Daha sonra bir çalışma daha dizayn ediyorlar 3 yıl sonra. Bu sefer direkt amaçları bu. Burada herhangi bir reseptivite markerına bakmıyorlar. Acaba lokal injury yapmak, endometriyuma bir hasar vermek, acaba gebelik oranlarını artırabilir mi? Ve daha sonra bu yazılarını yayınlıyorlar. Şimdi bakacak olursak ne gibi etkileri oluyor? Aslında injury'nin de moleküler etkileri bir miktar tanımlanmaya çalışıldı. Daha sonrası injury sonrası buradan yapılan biyopsilerde bir takım markerlar araştırmaya çalışıldı. Ama temel olarak şunu söyleyebiliriz. İmplantasyonda rol alan bazı oradaki inflamatuar hücrelerin orada dokur bir reaksiyona yol açarak bir takım inflamatuar hücrelerin oraya göçünü sağlayarak anti-inflamatuar mekanizmanına süpresyonu sağlayarak orada temel amacın implantasyonu sağladığı düşünülüyor. Şu an hipotez bu şekilde. Ama bu etki ne kadar sürüyor bunu net olarak bilmiyoruz. Burada inflamatuar bir reaksiyon ortaya çıkıyor. Bir takım interleukin göçü oluyor. Neoanjiyogenez oluyor orada. Yani o hasar yaptığınızda bir şekilde vaskülerite artıyor. Daha sonrasında bir takım medyatörlerde diferansiyasyon ortaya çıkıyor. Daha sonrasında da temel amaç aslında implantasyonu sağlamaya çalışmak. Peki ne zaman yapalım? Ne zaman yapabiliriz? Seçenekler neler? Bir önceki siklusun foliküler fazında yapabiliriz. Bu bir seçenek.
daha doğrusu literatürde yapılan çalışmaları konuşacak olursak. Bir önceki situsun lütyen fazını yapabiliriz. Çünkü o dönem post-inflamatuar reseptivitenin o implantasyon perdesinin açıldığını düşündüğümüz dönem. Aynı situs gonadotropine başladığımız zaman yapabiliriz. Situsun erken döneminde 3. 5. günler arasında. Ya da direkt literatürde OPU yapılan gün, transferden birkaç gün önce yapan ekoller de var. Yani aslında ortak bir konsensüs yok. Bunların hepsi yapılabilir. Yine bir başka soru işareti, nasıl yapalım? Hangi teknikle? Yine literatüre bakacak olursak, ilk erken dönemlerde PIPEL kullanılmış. Nova küret kullananlar var. Yani biz invaziv olduğunu düşünüyoruz. Ama neticede Nova küret ile bildirilen yayınlar var. Ve histeroskopi ile ilgili de bildirilen literatürde yayınlar var. Ama çoğunluğa bakacak olursak ilginç olarak bugüne kadar injüriye PIPEL ile tarif edilmiş büyük kısmında. Bir başka soru, kaç defa yapalım? Şimdi aynı siklusta yapabiliriz başladığımız zaman. Bir defa yapabiliriz. Önceki siklusta bir defa injury yapabiliriz. Erken poliküler fazda bir önceki siklusta ya da midluteal fazda bir önceki siklusta ya da önceki siklusta yine iki defa yapabiliriz. Yani birincisi erken poliküler fazda, daha sonrasında da midluteal fazda. Yine bu da cevaplamamız gereken sorulardan bir tanesi. Belki de en önemli sorulardan bir tanesi, kime yapalım? Yine sorular şunlar. İlk defa IVF yapacağız. Embriyo hazır. Ya taze transfer yapacağız ya dondurulmuş embriyo transferi. İlk IVF öncesinde, ilk dondurulmuş embriyo transferi öncesinde ya da daha öncesinde bir IVF yaptık. Gebelik elde edemedik. Dondurulmuş embriyolarımız var ya da yeni başlıyoruz. Ondan önce, başarısız bir embriyo transfer öncesinde ya da çok defa IVF uygulaması olup tekrarlayan implantasyon başarısız tanısı mevcut hastalarımızda. Kime yapalım? O halde data şu an neyi gösteriyor? Bakacak olursak arkadaşlar, çeşitli bunlarla ilgili derlemeler ve metaanalizler var. Mesela bu büyük bir metaanaliz. Toplam 17 çalışma, 3016 olgu alınmış. Bakacak olursak ülkeler farklı, yaş aralıkları çok farklı. Şimdi yorumlarken, bakarken belki bunları da göz önüne almamız gerekiyor. Bakın yaş aralığı 18-43, 20-40 yaş, 40 yaş altı, 40 yaş altı. Yöntemler değişiyor. PIPEL biyopsi, ofis histeroskopi, yani büyük kısmında PIPEL ile yapılmış. Uygulama zamanı çok farklı. Biraz önce bütün sorduğum sorular. Ortak bir konsensüs yok. Kontrol grubuna ne yapılmış? Eğer bir kontrol grubu yapacaksak, bir gruba yapmayacaksak, yöntemin üstünlüğünü ortaya koyacaksak, bazılarına hiç biyopsi yapılmamış. Bazılarına kanaldan geçilmiş transfer kateriyle, daha sonrasında herhangi bir işlem yapılmamış. Farklı farklı. Sonuçlara bakalım yine bu metanizde. Klinik gebelik oranlarına bakacak olursak, özellikle bu yaş grubuna bakıldığında yaşlara göre de ayırmış. Aslında klinik gebelik oranları biraz 30 yaş altında injury yapılanlarda biraz daha belirgin. Ancak 30 yaşına çıktığımızda hemen hemen çok anlamlı değil. Histeroskopi yapılmamış çalışmaları dahil ettiğinde, yani histeroskopileri hariç tuttuğunda, o zaman neredeyse injury yapılanla yapılmayan arasında fark olmadığı gözüküyor. Daha önce başarısız IVF siklusu olanlarda injury lehine gözüküyor. Canlı doğum oranları burada. Deminki klinik gebelik oranlarıydı. Canlı doğum oranlarına bakıldığında aslında bakacak olursak bir miktar injury lehine olmak üzere. Birden çok yapıldığında biraz daha olasılık artıyor. Bir defa yapıldığında canlı doğum oranlarına çok belirgin etki göstermiyor. Yine canlı doğum oranlarını kategorize ettiğinde yaşlara göre genç yaş grubunda bir miktar daha olasılık artıyor ama ilerlediğinde fark olmadığını görüyoruz. Yine düşük açısından baktığımızda histeroskop yapıldığında düşük, daha düşük ancak istatistiksel anlamlı değil. Bir başka randomize kontrol çalışma, yine bakacak olursak çok net belirgin bir fark olmadığı değil. O zaman biraz daha detay inelim. İlk IVF öncesinde yapalım mı? Şimdi bununla ilgili randomize kontrol çalışma, bu hep konuşulan insel çalışması. İnsan çalışmasında histeroskop yapılan grupla yapılmayan grup karşılaştırılmış. Ben temel olarak iki parametreyi aldım. Bizim için belki başarı ölçütü diye tanımlayabileceğimiz klinik gebelik ve canlı doğumlara baktığımda histeroskopi yaptığımızda %27, yapmadığımızda %26. Bu hastalarımız daha önce hiç başarısız IVF uygulaması olmayan hastalar. Canlı doğuma bakacak olursak hemen hemen fark yok. İlk IVF öncesinde. Yine bir başka çalışma. Bu hastalarda yine ilk IVF öncesinde baktığımızda randomize kontrol bir çalışma. 460'er hasta var hemen hemen. Yok kimyasal gebelikler,
klinik gebelikle oran arasında, devam eden gebelik oranları arasında, can doğum oranları arasında bir miktar işte scratch yapıldığında, istetoskopi yapıldığında daha yüksek oran olarak, ama relatif riski yani odds oranını çok belirgin olarak değiştirmiyor. Yine bir başka çalışma, bu da scratch çalışması. Scratch çalışmasının diğerlerinden farkı, daha önce bir defa başarısız IVF ikisi ölçüsü olacak. Yine 370'er hasta, bakacak olursak canlı doğum oranı endometrial scratch yapılanda biraz daha yüksek, %39, istatistiksel anlamı değil. Canlı doğumda yine bir miktar daha yüksek ama istatistiksel fark literatür olmadığını gösteriyor. Bir başka gruba geçelim şimdi. Acaba tekrarlanan IVF başarısızlığında anlamlı olabilir mi? Tekrar IVF başarısızlığı tabii zor bir konu. Neden? Çünkü terminolojide ortak bir konsensüs yok. Önce bu hastalarımızı nasıl kategorize edeceğiz? Çok fazla embriyo transferi mi, daha önce IVF siklusunda taze mi tercih edelim, dondurmuş embriyo transferi hariç mi? Bununla ilgili en net iki tane data var. 40 yaş altında 4'ün üzerinde iyi kalitede embriyo transferi ya da 3'ten fazla taze dondurmuş embriyo transferi ya da 2 ardışık. Bununla ilgili bizim de bir çalışmamız vardı. Biz de 4'ün üzerinde iyi kalite embriyo transferinden bahsetmiştik. 2'nin üzerinde taze dondurmuş embriyo transferinden. Bu zor bir konu, yani ortak bir konsensüs yok terminolojide. Ama bununla ilgili literatüre bakacak olursak Trophy Trial var bununla ilgili. Yine randomize kontrol bir çalışma. Burada da tekrarlayan implantasyon başarısız hastaları dahil edilmiş. %35 histeroskopi grubunda, %33 yapılmayan grubunda. Yine bir miktar daha yüksek ama data istatistik anlamı olmadığını gösteriyor. Canlı doğum hemen hemen benzer bildirilmiş. Core metanize bakacak olursak toplam 37 çalışma dahil edilmiş. Toplam 8786 hasta. Can doğum oranları histeroskopi grubunda %27 yapılmayanlar, yapılanlarda 27-32, klinik gebelik yine benzer. Düşük oranları da bir miktar, histeroskopi yapılmayanlarda aralık daha geniş, %4'e 6.8 ama yapılanlarda %6 civarında. Ve şöyle bir sonuçta bulunmuşlar, demişler ki sonuç olarak rutin endometrial injury'nin IVF öncesinde rutin olarak önerilmediği şeklinde mevcut kanıt olduğunu söylemişler. O halde sonuç olarak şimdi endometrial injury, yani oraya bir çizik atma mekanizmasından çok emin değiliz. Yani muhtemelen orada bir lokal bir hasar yaparak, inflamatuar bir süreç başlatarak reseptivite, implantasyon artabileceğini düşünüyoruz. Ne zaman yapalım? Biz bir önceki siklusta yapıyoruz. Transferden önceki siklusta. Hangi tekniği yapalım? Herkesin farklı bir tekniği olabilir. Literatürde konsensüs yok. Biz ofis histeroskopi ile girip soğuk makas ile yapıyoruz. Kaç defa yapalım? Bu da literatürde net değil. Biz bir defa yapıyoruz. Hangi hasta yapalım? Biz tekrarlanan implantasyon başarısızlığı hastamıza bu seçeneği sunuyoruz ve öneriyoruz. Ardından da beraber ortaklaşa karar veriyoruz. Bu da yine bir başka hastamızın görüntüsü. Yine benzer teknikle yapıyoruz. Ofis histeroskopi ile giriyoruz ve ardından orta hattan sağ ve sola tuval ostiumlara doğru, her iki tarafa doğru injury'yi sağlayıp daha sonrasında bir sonraki ay hastamızı aynı gün taburcu ediyoruz. Daha sonrasında GnRH agonistiyle süpresyon yapıyoruz eğer dondurmuş embriyo transfer hazırlığı yapacaksak. Ardından da bir sonraki ay transfer hazırlığımıza başlıyoruz. Genellikle bizim önerdiğimiz hasta grubu ilk IVF öncesi rutin önermiyoruz. Mutlaka hastalarımızın, tıp hocalarımızın dediği gibi önceki konuşmalarda HSG'sini mutlaka kendimiz görüyoruz, filmini değerlendiriyoruz. Ekstra bir patoloji yoksa implantasyonu artırmak amacıyla rutin olarak önermiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.